dostlar, değerli müzikseverler, değerli takipçilerimiz. Ya. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yine yıldızlarla muhabbet dopdolu. Yine bu haftaki yıldızımız kim? Tabii ki hepinizin çok sevdiği, yüreklerinizde taht kurmuş yeni isim. Sağ ol abim. Abimiz. Onunla gurur duyuyoruz. Mahmut Tuncer abimizle beraberiz. Bugün beraber dürümcüde buluştuk. Bir dürüm sohbeti yapacağız abimle. Hem de nasıl? Emret şimdi sen. Abi ben her zaman rica ederim. Emrim olmaz. Mahmut abi. Seni herkes zaten tanıyor. Evet. Bir kez de senin sesinden canlı canlı böyle etli kanlı canlı et biraz sonra gelecek ama böyle senden böyle bir canlı da olsa böyle küçük bir Mahmut Tuncer. Ne derler ona? Mahmut Tuncer kimdir, nedir, necidir filan. Herkes biliyor ama bir de sesinden hani Mustafa abi de dürüm gitti bu arada. Ekonomik olarak da bugün de çok zarardayız. Üç tane evet, dürüm arkadaşlar yiyeceğim. Öncelikle evet. Değerli Şerif kardeşime, hemşerime, iki gözüme teşekkür ederim. Bir gün sağ olsun kesenin ağzını da açtı. Evet. Dedi ki oğlum sizi davet edeceğim. Evet. Biz de davetine icabet ettik. Evet. Ayran ve verip kolan da sürpriz şey yapmış. Çekim. Ha. Hem dürüm yiyeceğiz hem dürüm konuşacağız yani. Şerif abi de benim kimin biraz eli açıktır. Dedi ki kardeşim restoranta gider. Dedi önce dedi ki ya ne gerek var abi bu saatte? Bana neyse ikna ettik geldik. Şimdi herkese de rica ettim zaten Sebahtar Belli çekimciler söyledi. Sebahtar Belli yemek yemilermiş. Abi grevdeler kaç zamandır. Yok grevdeyi dedi abi grevdeyiz. Direnmeye de çalışıyoruz tutturamıyoruz. Dedim o zaman şöyle bir şey yaparım buraya geldiğinizde ikişer tane yiyip. Bunu da Mustafa abi de getirdim Mustafa beyaz kuşu da. Mustafa beyaz kuşu da getirdik o da. Zaten buraya iki tane kaldı. Yedim dedi abi valla üçüncüsü garanti. Dördüncüye de bir şey söyleyemeyim. Tabii. Bir tane şu Murat abi de vardı kayınbabayı. Şimdi sen bana sor ki ben cevaplayayım. Ya dedim sana sordum. Dedim herkes biliyor. Ama bir kez de ağzından Mahmut Tuncer. Herkes birisi anlatmaya ne gerek yok. Olsun bir de senin sesinden. Neyi mesela? Mesela Mahmut Tuncer müziğe ne zaman başladı abi? İlk albümü kaç yaşındaydı? İlk albümümde 18'den 19'a sınıf atlarken başladı. Yani genç. 1980 yılında. Albüm ismi Uyandım Sabah ile. Değil mi? Onu biliyoruz. Ben seni bir takipçin olarak biliyorum. Yani herkes bilirdi ama o dönem en fazla biz seni takip ediyorduk Mahmut abi. Orada kaç tane sinema filmin var? Atlıyorum öyle. 33 tane sinema filmi. 33. En fazla hangisi gişe yaptı abi? Yani en fazla hangi film mesela? Uyandım Sabahıyla çok iş yaptı. İlk film mi Uyandım Sabahıyla? Eyvah dediğimiz ikinci ismi. Şimdi altı oldu. Mahmut abi bir de senin futbol ve müzik İki koldan yürüyormuşsun. Hani hangisi sende daha fazla ağır bastı Mahmut abi yani? Tabii ki elbette ki müzik olmuştur da. Futbolda hep içinde bir ukdedim midir? Ya keşke oynasaydım. Keşke oynasaydım da şöyle olurdu filan. Hiç böyle bir futbola dair, spora dair bir ukde kalan bir şey var mı sende abi? Yani şimdi Allah iki tane bana yetenek vermiş. Evet. İkisi de hani topçum olalım ikiyesinde. Hı hı. Topçu da benden mevcuttu o zaman. İkisi de. Yani Allah beni bir yerde bir yere yakınlaştıracak. Evet. Bu bir tane mi abi? Topçu değil de popçu yani sanat müzik olarak. Evet evet. Bizi yakınlaştırdı. Evet. Ve halen de devam ediyoruz. Peki futbolculuk böyle şey kaldı mı abi sende? Futbolcuları izlerken ya bu mevkide de ben çok iyi iş yapardım. Yani müziğin dışında tabii ki. Müzikte tabii Allah'a şükürler olsun. Bu ülkede ciddi imzam var.
ve milyonlarca seni takip eden, milyonlarca senin hayranın var. Tabii elbette. Kıcık alanlar da var. Ben buyum seversen canım sana feda. Ben buyum sevmezsen bana de elveda. Razıyım bu ömür böyle gelip gitsin. Zaten gülmek yasak bana bu dünyada. Zaten gülmek yasak bize bu dünyada. Ben buyum, ben buyum, ben buyum sevgilim. Ben buyum, ben buyum, ben buyum sevgilim. Ben futbolu bıraktıktan sonra, aslında ismen futbolu bıraktık ama genellemede baktığın zaman futbolu bırakmadım. Mesela bugün bile Avrupa'da bayan futbol takımlarının Brezilya bilmem hangi takım maçı vardı. Seyrettim. Yani bunlar bir hastalıktır. Kesinlikle bırakılmaz. Evet. Ama azalır, çoğalır. Evet. Öyle bir şey var. Ben mesela sol iç oynardım. Hı-hı. Sol iç dediğimiz yer nereye biliyor musun? Dedi numara mı? O sol açık. 11. Solu fenadır. Abi? 11? 11 mi? Kaç? 10 numara. Orta saha değil mi 10 numara? Şimdi eski futbol düzenine bakalım. Kaleci. Sağ bek. Sol bek. Half. Center half. Evet. Orta saha. Evet. Sağ iç, sol iç. Evet. Sağ açık, sol açık. Evet. Böyle bir düzenleme vardı. Biz ona göre konuşuyoruz. Mesela bakıyorsun, ben gördüğüm zaman der miyim? Aa, kapını böyle atsadı. Ne ondan bahsediyorum işte. Tabii, o halen insanın içinde değil orta tabii. Yani. Vay böyle yapsadı daha iyiydi falan filan. Hakikaten de resim olarak dönüp baktığımda benim yaptığım gibi olsa daha iyiydi. Ben mesela iki kişiden yanaşayım. Evet. İki tane şey, biri sağdan gelsin, biri soldan gelsin. İkisini rahat geçerim. İkisini fevkalade geçerim. Bir aradan bire girer. Evet. Topu da otlatır giderim. Mesela o meziyetlerden biri, ben Hagi'yi tanımama rağmen bende de vardı. Hagi'de de varmış. Baba bizi kapatır mısın? Hadi. Bir de sen daha söyle. Anlatabildim mi oğlum? Evet. Tamam abi. Peki Mahmut abi nereye kadar oynadın mesela futbolu? Yani nasıl oynadın? Yani nereye kadar derken mesela kaç yıl futbol oynadın veya oynadın lig? Bir tane soru size. Biraz futbol yorumluyoruz. Değişik diyorsun. He. Ben mesela he. 1979'a kadar oynadım. 79'un şey bitişine kadar. Sezon bitişine kadar. Tabii. Sezon bitişine kadar. 2 3 He bir tane de bize gel. Sen için. Mahmut abi. Bana çay ver abi. Şerif Bey çay. Ben bir tane de doydum abi. Mahmut gece abi bir de. Bir de akşam abi olduğu için fazla yememek lazım. Hani ekonomi için değil yani. Sevdiğin gibi. Ben de çünkü gece yiyemedi yesin. Allah aşkına. Soğansız hazır değil. Ya öyle diyorlar abi yani akşam doktorlar diyor ki akşam yemek fazla yemeyin. Bu doktorlar boş veriyor. Bu yaşayan çok doktorun gece yediğini gördüm. O zaman doğrudur. O da başka bir bakış açısıdır. Yani sen diyorsun ki sürekli yemek yiyin yani. Hiç sıkıntı yok. Hayır sürekli yok, değil. Doktorlar 12'de yatıyor. Neşesi yerinde olduğu zaman yesin. 4'te yatıyoruz. Mahmut abi mesela yatsan ya evde mesela. He. Yattın. Kalktın. Kalktığında hani saat önemli değil yani sabahtan bahsetmiyorum. Biz dolaba uğradığı benim abi. Dolaba uğradığı oluyor mu? Ne açıdan mesela? Mesela canı yani hep şey yapmak istiyor. Abi canım. Orası değil mi dolaba yine? Yine ha burada bu varmış. Vay kaç zamandır yememişim seni falan.
Oluyor mu öyle şeyler? Yani o diyelim ki gece çok güzel bir yemek olmuş. Ha. Gece rüyana girme şansı çok fazla. Evet. Urfa soğansız mı? Benim bir arkadaşım vardı, o dediğin şartlarda bir kazan yeme gibi dolmayı bitirdi. Urfa soğansız mı? Bu arada gece bir de. Tabii. İştah meselesi yani. İştah varsa... Mesela bir arkadaşımız vardı. He. Benim o zaman kahvem vardı Şirinevler'de. Hı hı. Yumurtalı köfte yapmıştık. O kahvede kalan oynayanlara jest olsun diye. Bu acısız olsun ha. Köfteyi getirdik. Yeşillik, meşillik, ekmek, mekmek. Bu da jokey gibiydi, zayıf. Böyle onu görünce sandalyenin üstüne çıktı. Köfte ortada. Görse inanmazsan, hele iki yarı üç gülü. Dedi, bekler. Herkes döndü buna. Bakın bana dedi. Dedi. Haşa nimete, nimetin üstüne tükürdü yumurtalı köften. Yani yemesin kimse. Kimse diye. Yemesin diye. Hepsini yedi. Yani, şey işte. Mesela buna iştah demeyelim de ne diyelim abi, bismide mi? Gözü aç diyeceğim. Değil mi abi? Bismide yani gözü aç. Evet. Peki Mahmut abi şöyle bir soru. Şimdi Mahmut Tuncer yaptığı televizyon programlarıyla her zaman güzel işler yaptı. Albümlere güzel iş yaptı. Yaptığı sinema filmlere güzel iş yaptı. Yani ülkemizin en önemli sanatçılardan bir tanesisin. Peki ilerideki mesela İçinde okta kalan müziğe dair veya sinemaya dair. Yani kısa sanat. Ne var mesela hedefinde? Ah bunu da yapabilsem veya bunu da yapacağım gibi. Genç seni takip eden şu anda insanlara. Yani hırsıma yenik düşmedim için söylüyorum. Hırsıma yenik düşseydim birkaç tane sanatçıya ders vermek istedim. Yani onun içinde sanatla ilgili yapmadığım hiçbir şey kalmadı. Artist değildim, artist oldum, şöhret değildim, şöhret oldum. Sanatçı değildim yani. Sanat deyince için içine resimdir, şudur, budur. Tabii. Hatta ayakkabı boyacısı bile giriyor. Tabii. Bu da bir sanat yapıyor. Ben halk müziğinden, türküden bahsedeceğim. Evet. Onun içine giremeyecekken hepsini toplayıp bütün her şeyin Allah bana verdiğini gördüm. Köşküm, sarayım, ne servetim var, ne malım, ne mülküm, ne şöhretim var. Sana bir saltanat vaat edemem ki, yalnız seni seven temiz bir kalbim var. Ben buyum, ben buyum, ben buyum sevgilim. Ben buyum, ben buyum, ben buyum sevgilim. Peki Mahmut abi, gençlere tavsiyelerin mesela, senin yolunda ilerleyen gençlere neleri tavsiye edersin bu sanat yolunda? Neler mesela? Önce kıskançlığı bir tarafa alsınlar. Kıskançlığı bırakmak lazım, geniş olmak yani lazım. Yani kıskanç olmayacaksın. Aynen. Ama kıskanç olmamak demek bu işin bittiği anlamına gelmez. Evet. Kıskanç olmayacaksın ve çok çalışacaksın. Yani Ebu Süfyan niye Ebu Süfyan olmuş bunu kontrol edeceksin. Niye Müslümanlığa dönmüş bunu kontrol edeceksin. Evet. Yoksa Ebu Süfyan'ın ne kadar parası vardı, vallahi niye böyle oldu onu keşfetmek önemli değil. Niye önce Hristiyan'dı, Yahudi'di, sonradan niye bize döndü? Onu keşfetmek lazım. Paralıyken, öbür tarafta parasızken mi bu taraftı?
paralıyken de mi bu tarafa döndü, onları keşfetmek lazım. Yani geleyim mi ikinci durumlar? Hemen geleyim abi. Abi derimizi soydular. Güzel bir dürüm sohbetiydi abi. Acaba devam et, devam. Problem ismini acaba dürüm sohbeti mi diye değiştirsem? Dürüm o, dürüm o. Dürüm o. Evet. Başka var mı şey? Vallahi Mahmut abi işte yeni projen zaten biliyoruz biz. Gençlere de söyleyelim. Güzel eski iki tane şarkını coverlıyoruz. Yeni deyimiyle. Hepinizin çok sevdiği Jandarma geliyor. Şimdi ben sana sorum. Buyur sen bana sor. Evet. Yemiyorsunuz değil mi? Tek başına yiyebilirsen abi. Kaç senedir bu işin içindesin? Mahmut abi valla çocukluğumdan beri bu işin yapmaya çalışıyorum. Hani şöyle diyeyim benim yapmaya çalışıyorum derken de hani müziği seviyorum. Bu işin içindeyim diyebilirim çocukluğumdan beri. Tamam, kaç senedir bu işin içindesin? İstanbul'da, İstanbul'u sayarsak 98, 21 yıl İstanbul. Öncesi Diyarbakır var. Şimdi Fırat da burada. Evet. Tembellerle ilgili yaptığı bir başı var. Evet, onu lütfen. Oğlum ben kimse söylemem sana. İş Fırat'ta döndü. O zaman çocuk onu yaptı. Tamam da neydi yani başı? Çok zordu ismi. İsmi çok zordu. Sabahleyin şey gitmek. Çok zor. Nasıl başı mesela şey? Bestesi, ilk bestesi Fırat'ta. Sabahları işe gitmek. Çok zor. Ama söyle ki o, bak ite şey ta. Sizin sesi tamam söylüyoruz kardeş. Çok iyi bu. Bu da Mahmet'e katıldı. Ki beraber söyleyelim o zaman. Sen de biliyorsun baba. Güzel. Sabah kalkınca işe gitmek çok zor. Babacım şiir olarak değil bak şimdi Şerif amcanın bir yakın şeyi var, adam sana söz de verdi. Evlenirken sana 10 bin lira, 10 bin mi? Evet. 10 milyar yardım yapacağım diye. Evet, evlilik yardımı. Şimdi sen bunu söylemezsen vazgeçer. Zaten cimri bir adam. Bu problem baba benim sesim çok kötü, nasıl söyleyeyim? Evet, kötü daha iyi. Yok, tabii canım, bir sürü kötü ses var piyasada. Millet zaten en kötü ses. Bu ne biçim ses? Bu ne biçim ses? Öyle en bir de millet hep zaten iyi ses dinledi. Artık değişiklik lazım abi, biraz da kötü efendim, ses lazım. Efendim, Fırat kötü ses. Sabahları işe gitmek çok zor. Başka? Okula gitmek çok zor. Evet. Trafikten geçmek çok zor. Zor, zor. İkinci bölüm. Borcun varsa vermek. Taksi parası, çok zor. Çocuk parası, okula para vermek çok zor. Evet. Yani bu kadar mı? Bu kadar. Ama bir şey söyle oğlum, vazgeçer yani bana. He, söyledim işte. Yani bir sesin mesin duyalım. Abi şiir değil. Yani şiir sesini olarak de duyalım bir. Hani mesela izleyici, minnoş bir şey yap. Acaba vallahi işte Fırat Tuncer'in sesi nasıl? Mahmut Tuncer'in oğlu. Değil 10 milyar, 20 milyar da veriyorum desen yine söyleyemem. Söyle bence. Kurtul. Dürüm yedin mi? Ya şimdi öyle diyor, aklıma hiçbir şey gelmiyor benim yani. Söyle deyince. Ne oğlum söyle? Ya söyle ya da buradaki paraları ver, çek git. Ben sana yandım oku Fırat. Ben sana yandım oku. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Mahmut abi katıldığın için. Bu arada bizi dürümcüye de getirdiğin için kesene de bereket. Allah razı olsun. Yok, bunları ben vermem. Şimdi Şerif kardeşimin öyle bir terbiyesiz huyu var ki. Kimisinde terbiyeli, ben buna terbiyesiz diyeceğim. Evet. Nereye getirse hiç elini cebimize atırmamıştır. Ben davet ettim. Yine benden önce çıktı. Evet. Ben affedersiniz lavaboya gideyim zannettim. Döndüm ki parıyor demiş. Bu ne o kadar ayıp. Babam ne? Yapma etme. Her getirdiğim yerde beni mahcup etti. Biraz ya evvel de şimdi yapma. Siz böyle söylediğine bakmayın. Arkadaşı çağırmış, ben oğlumla konuşurken yandan hesabı ödemiş.
Abi ne namuslu bir adam. Allah razı olsun Mahmut abi. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu arada ederim. Afiyet olsun arkadaşlar. Diyarbakırlı hemşerim benim. Abi. Bir de hepsine de 3 tane porsiyon söylemiş. Allah razı olsun. Afiyet olsun Fırat'ım, ne demek. Sürekli buraya gel Fırat. Sürekli yiyebilirsin. Hep uzak da olsa servis yaptırırlar sana. Olur. Motosikletle sıkıntı yok. Tekrar teşekkür ederim Mahmut abi. Çok sağ olasın. Güzel bir sohbetti. Arkadaşlar bir dahaki programda görüşmek üzere. Saygılar, selamlar.